İyi fikir dediğim bu muydu, soğukta titremek? Ben sinirlenince hep soğuk havaya çıkarım. Çok iyi gelir. Ruhun sıkıntıya girince bedenini de sıkıntıya sokacaksın. Hadi anlat bakalım. O kadar üşüyorum ki hiçbir şey düşünemiyorum. Bak gördün mü? İşe yarıyor. Affedersiniz. Ateşiniz var mı? Sence biz sigara içen insanlara benziyor muyuz? Ben de bırakacağım yakında inşallah. Siz üşümüyor musunuz böyle? Hayır, üşümüyoruz. Sen de taktın bu kıza. Ya onun Levent'le bir şeyi yok. Aslanın peşinde diyorum sana. Bırak şu saçma sapan hastane dedikodularını artık. Ben içeri giriyorum, geliyor musun? Yok, sen gir, ben biraz daha kalacağım. İyi geldi serin hava. Dayak mı yedin? Hayır, düştüm. Hayır, dayak yemişsin. Kim yaptıysa eline sağlık. Neyse. Seni bir daha Ela ve Levent'in yanında görürsem çok fena olur. Onlara yaklaşmayacaksın. Hatta bakmayacaksın bile. Beni anladın mı? Anlamadım. Merhaba. Sen delirdin mi? Ne işin var burada? Çaresiz kalmasam gelmezdim. Ama şu borcum olan adam yine aradı. Çok sıkıştırıyor ve benim artık bunu çözmem lazım. 1500 lira lazım. Bankadan kredi almam için bana kefil olur musun? Hayır, kefil falan olamam. Git ailenden biri olsun. Ya da ne bileyim, bir arkadaşın falan. Ailem falan yok. Bir tek annem var, ona da ben bakıyorum. Tabii, bir de dayım var. Ama zaten borçlu olduğum da o. Yani dayın mı dövdü seni? Artık senin için hiçbir şey yapamam. Tek istediğim hayatımdan bir an önce çıkıp gitmen ve bu kabusun bitmesi. Peki. Evet. Ne var? Al bunu. Nedir bu? Git borcunu öde ve bir daha da dayak falan yeme. Çok teşekkür ederim. Bana o kadar büyük bir iyilik yapıyorsun ki anlatamam. En kısa zamanda ödeyeceğim. Yok, yok, sakın ödeme, tamam mı? Bana bir daha gelme yeter. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.